أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Besmele ve salavat çekilmeyen şeylerde hayır yoktur. Sırrınca inşallah Allah kabul etsin. Şimdi sorulan gündelik hayatta böyle bazı cahil insanların ağzına sarkız gibi çiğnenmiş cevap verilecek değil ama baktım çok soruluyor. Buna ait dedim bir iki cümle kaleme alayım. Çok tuhaftır. İlk önce şöyle bir misal vereyim. Demiri ateşe sokarlar, yumuşasın. Onu örse koyarlar. Diğer bir çekişte buna vururlar. Onu şekillendirirler. Yani demiri demire vururlar. Müslümanı Müslümanı vurarak eritiyorlar böyle. Müslüman neyle meşgul olması lazım? Neyle meşgul olması lazım? Neyle meşgul oluyor? Bediüzzaman Hazretleri demişmiş ki yazdırıldı. He ne olmuş? Yazdırıldı. Yazdı mı deseydi? Şöyle. Cevabul ahmakul es-sükut. Ahmaklara verilecek cevap cevap vermemektir. Ama arkasından giden saf trikler olduğu için cevap verme ihtiyacını duyuyorum. Sanki Bediüzzaman Hazretleri yazdırıldı kelamından sanki bana vahyedildi demiş gibi haşa bardakta tufan koparıyor. Şuursuz Müslüman. Sözüm ona Müslüman. Yazdırıldı. Ne deseydi yazdı mı deseydi yani. Sanki vahiy bana vahyedildi. Ya kardeşim Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyedildi. Küre-i arza vahyedildi. Bak vahyedildi. Kaç tane vahiye var ben? Ondan sonra arıya vahyedildi. Şimdi arıya vahyedildi. Peygamber midir? Musa Aleyhisselam'ın annesine çocuğu emzir, koy sepete nehre bırak vahyettik diyor. E şimdi bunlar peygamber midir? 5-6 tane vahiy çeşidi var yani. Çok işte vahiy meratipleri vardı onun için. Peygamberlere gelen vahiy ayrı. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mana buyurmuşlar ki hepimiz biliyoruz. Şu aların başında geçiyor. Nefsim yedi kudretinde olan zaten yemin ederim ki bir başka başka hadislerin hulasasında hepimizin ağzında kullandığımız Allah sevdirtmese sevemezsin, yürütmese yürüyemezsin. Öyle değil mi? Hem kader anlayışımızda hayrihi ve şerrihi yok mu? Hayri ve şerrihi. Bunu da topla. Hem hayatta insan ya hayır yapar, değil mi? İnsan hayatta ya hayır var ki, helaller ve mubahlardır, ya da hayatta şerler, günahlar var. İtikadımızda nedir bu? Şer'i isteyen nefse emmaredir, halk eden kudret-i Rabbaniyedir. Şimdi Allah halk etti diye Allah mı mesuldur? Haşa. Asansör gibi düğmeye basarsın, hangi kata çıkmak istersen oraya götürür. O elinle Kur'an kaldırmak istersen, o elini çalıştıran kudret-i Rabbaniyedir. Şarap kaldırmak istersen, gene o kolunu çalıştıran, o şarabı kaldırtan elin ve onu halk eden kudret-i Rabbaniyedir. Mesuliyet kim? Şer'i isteyen sensin. Eğer şer'i istediğin halde olmuyor, hayr'i istediğin olduğu halde istediğin zaman oluyorsa cebir olurdu. Haşa, Allah cebri mutakimde münezzehtir. Şer'i isteyen nefse emmaredir, halk eden kudret-i Rabbaniyedir. Peki itikadımızda hayr'i isteyen kimdir? Rahmet-i İlahiyedir. Halk eden kudret-i Rabbaniyedir. Bir insan harama değil de bir hayra vesile olmuşsa, mesela diyelim ki ben birisine Elif ve T'yi öğrettim, hayra vesile oldum. Ona kötü bir şeyi öğretmedim. Bana ne düşer bu hayra mukabil? Ona şükür düşer. Kibirlenmek değil yani. Ben ne güzel yaptım, var mı benim gibi falan böyle demek hiç yakışır mı Müslümanın ruhuna? Ben yaptığıma bedel Allah istetti ve o yarattı. Hayırlı şeylerde böyle diyeceğiz.
ben yalnız aczime ve fakrime binaen Rabbim ihsan ettiğini, Rabbimin ihsan ettiğini bilmem ve ifade etmem lazım değil mi? Aczime ve fakrime binaen, isteyen ben, talep eden ben, ihsan edip halk eden, kudret ihsan eden rahmet ilahiye, halk eden kudret-i Rabbaniye'dir demesi gerekmiyor mu bir şuurlu Müslüman? Yani şirke düşmeyen, tevhid-i mutlak sahibi bir insan, ben ancak iki Allah ile varlık arasında bir köprü veya bir kablo veya bir boru gibiyim, onun için elektrik ve su akmasına vesileyim. O kadar bir şeyimiz yoktur hayırda. Hayırda vesileyiz, şerde merciyiz demesi gerekmiyor mu bu? Kulluk ruhunu, ruhu bunu iktiza etmiyor. Allah bile Celle Celaluhu Kur'an'da ilk yaratmaya dair ayetlerde biz demiyor. İlk yaratmaya ben diyor. Sonra esmaların bütünlüğü, sebepler alemindeki esmalar, farklı farklı esmaların yaratmasında biz diyor. Tek esma olunca, ilk yaratma olunca ben derken bütünsel olduğu zaman biz oluyor. Bu Cenab-ı Hak bile bu tevazuyu bize öğretiyor bunda. İnsan haddini bilip hududunda kalmalı ve hayırlı işlerde o istettiği ve o halk ettiği tevazu haleti rüyesine bürünmeli insan. İnsanın liyakatına göre kalbine Allah meyil veriyor. Bak bir daha. İnsanın liyakatına göre kalbine Allah meyil veriyor. Aklına fikir veriyor, ağzına kelam veriyor, koluna yazı veriyor Allah. Bu büyük hayrın vücudunda insanın hissesi %1'dir. %99 ona aittir. Gündelik hayatta da demiyor muyuz? İlham ettiği, Allah manaları bana hatırlattı, hatırıma geldi gibi kelamlarla bizim olmayan fakat bize verilen manaları, fikirleri ve fiilleri İkrar ederiz. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de dert benim diyor, derman Kur'an'ındır diyor, ben kalbim hastaydı diyor, en fazla ben muhtaçtım diyor gibi Risalelerde, Risale-i Nur'da ben muhtaçtım diyor, istediğim diyor, rahmet-i ilahiye diyor, ihsan etti, kudret-i Rabbani halk etti. Burada benim hissem pek yokturu ifade etme adına bu anlamda yazdırıldı, vahyedildi anlamında mı ki ey Müslüman itiraz ediyorsun? Sen kalemle yazdığın zaman sen mi yazıyorsun? He? Konuşunca ben şimdi konuşuyorum, ben mi konuşuyorum? Senin itikadın böyle midir? Allah konuşturtuyor, Allah sevdirtiyor, Allah verdirtiyor, verditmese veremezsin, konuşturtmasa konuşamazsın, yazdırtmasa yazamazsın. Bunu ifade etmekten daha güzel ne vardır ki? Yazdırıldı. Ne olmuş yani, vahyedildi diyebilirdi. Öyle mi diyecekti de? Yani sanki pusuda bekleyen bir suç arayan bir insan gibi. Böyle olmaz ki ya. İnsan böyle olmamalı ya. Vallahi bir insandan bahsediyor. Müslüman hiç böyle olmaması lazım ya. Çok tuhaf ya. Bak. Ayetleri uzun olur ama birer tane vereyim. Allah Celle Celaluhu Enfal suresinde 8-12. ayette, 8. surenin 12. ayetinde melekleri vahyetti mesela. Cenab-ı Hak Fussilet suresinin 41. surenin 12. ayetinde semalara vahyetti. Nas suresi malum 16. sure 68-69. ayette arıya vahyetti. Çok ilginç bak şimdi. Yusuf suresi 12. surenin 15. ayetinde çocukken Yusuf'a vahyettik diyor. Daha garibinize gidecek, çok garibe gidecek. 72. sure, 12. ayet, 6. sure, 112 ve 121. ayet, 7. sure, 12. ayetten kime vahyetmiş biliyor musun? Şaşıracaksın. Cinlere ve şeytanlara diyor. Cinlere ve şeytana vahyettik, yeryüzüne in demiş. Sonra 6. vahiy çeşidi yeryüzüne vahyettik diyor. Zilzal suresinde 99. surenin 4 ve 5. ayetinde. Şimdi
Allah'ın dostlarına, senin gibi Allah, bunu dinle kardeşim. Sen de Allah'ın dostusun, namaz kıldığın için. Senin kalbine ilham gelmiyor mu, mana gelmiyor mu? Kalbine mana, aklına fikir, vücuduna güç, kudret, takat veren o değil mi? Bunu ne, ben mi yaptım diyeceksin, bana yaptırıldı. Peki her şey denilir mi? Her hayır işte denilir. Sadaka verdim yerine, verdirildi. Zekat verdirildi. Efendim, güzel bir sure okudun, insanlar istifade etti, sohbetin ya söylettirildi demek yerine şöyle desen olur mu? Ben yaptım, ben dedim. Böyle mi olsaydı? Ortası nedir peki sence? Selamünaleyküm. Şunu da ekleyeyim de. La havle ve la kuvveti illa billah. Bediüzzaman Hazretleri'nin Mesnevi Nuriye 141. sayfasında diyor. Ne demek manası? Hal ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır. Bak bunu her şeyde genelleyebiliyorsun. Teşmil edebiliyorsun. Nedir o? La havle anil ademi ve la kuvvete alal vücud. Ne demek? Adem'den çıkıp vücuda gelmek ancak Allah'ın hal ve kuvvetiyle mümkündür. Başka? La havle ani zevali ve la kuvvete alel bekai. Zevala gitmeyip bekada kalmak. La havle anil madarati ve la kuvvete alel nef'i. Mazaratı def, menfaatı celp. La havle anil masaibi ve la kuvvete alel metalib. Ne demek? Musibetten uzak olup matluba nail olmak. La havle anil maasi ve la kuvvete alel ibadet. Maasiye düşmemek, günahlara düşmemek, ibadete devam etmek. Başka? La havle anin nikmeti ve la kuvvete ala nimeti. Azaba maruz kalmamak. Nimete mazar olmak. Başka bir tane daha. La havle ani zulumati ve la kuvvete ala nur. Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek. Ne ile olur bunlar? Ancak la havle ve la kuvvete illa billah, ancak Allah'ın hal ve kuvvetiyle, yardımıyla mümkündür. Bunları hayatında genelleyebilirsin. La havle ani zulumat ve la kuvvete ala nur gibi. Ne mesela Risale-i Nur'a Ustad da genellemiş. Nasıl yapmıştır? La havle anil cehalet ve la kuvvete ala ilim. Veya nur. Cehalete düşmemek, nur ile tenevvür etmek, ilimle tenevvür etmek, ancak la havle ve la kuvveti illa billah, ancak Allah'ın havle kuvveti iledir. Yani onunla olur. La havle ani cehalet veya adem, yani senin vasıtanla ortaya konulan o güzellik, o hayır kimin şeyiyle, halkı iledir? Allah'ın istemesi iledir. Kudret-i Rabbani halk etmesidir. Seninle ortaya çıkan bütün hayırlara böyle bakmalısın. Her şer ise, şer ise, yanlışlar ise, günahlar ise o insan nefsi istiyor ama halk eden de Allah'tır. Kadere neydi? Ve bil kaderihi, hayrihi ve şerrihi. Bunu Müslüman biliyor zaten. Benim Müslümanımı şuursuz Müslümanların şerrinden muhafaza eylesin. Amin. El-Fatiha.